aslında bir sorun var ama uzun da sürebilir, cevabı bilemiyorum. Şimdi orada yeri geldiği için sormak istiyorum. Sakalla ilgili Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kitabında, Tam İlman Saati bir de kitabında işte böyle nakiller alarak İbn Abidin'den falan çok ayrıntılı bilgi vermiş. Evet. Kendilerine baktığımız zaman sakalı yoktu. Enver abiye baktığımız zaman sakal bırakmamış vaziyetteydi. Şimdi onu sevenler dediniz ya, bazen bakıyoruz onu sevdiğini iddia eden insanlar sakal bırakmışlar. Bu da itiraz olur mu? Yani biraz şey bir soru oldu. Şimdi Mustafa Bey, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala çok güzel izah etmişler orada. Bir şey dikkatimi çekti. Mesela ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum ya, Diyanette vazife alsam, imamet vazifem olsa. Tamam. Yani dışarıdaki vatandaş benim görevlisiyim ya. Yani. Dolayısıyla benim sünnete uygun sakal bırakmam uygun olur. Göze batmaz. Göze batmaz. Ve Hüseyin Hilmi Efendi de bunun uygun olduğunu bildiriyor. Yani bırakırsa iyi olur hatta. İyi olur. Gibi. Böyle bir vazifesi varsa tamam. Ama böyle bir vazifesi yoksa. Bir de orada bir ifade geçiyor mesela sohbetlerinde buyuruyor. Sakal bırakınca o sakala uygun amel de etmesi lazım. Niye? Adam sakalına bakacak, bu Müslüman diyecek değil mi? Tabii. Bu adam yalan söylemeyecek, gıybet etmeyecek, dedikodu yapmayacak, sövmeyecek, insanlara zulmetmeyecek, hakaret etmeyecek, alışverişinde verdiği sözde hepsinde. Yani güzel ahlak sahibi olacak. Böyle değilse aha diyecek ya, sakallı herif dedi, sakallı görüyor musun falan. Odun gibi herif diyor, tamam mı? Müslümanlar böyle zaten. Ne oldu şimdi arkadaş? Senin sakallı olmasaydı İslamiyet'e böyle bir zarar gelmeyecekti. Hakaret etmeyecekti. Veyahut da adam İslamiyet'in daha çok düşmanlığını arttırdın. Sakal bırakmak suretiyle, değil mi? Ama davranışların hiç ona uygun değil. Hiç ona uygun değil. Ve şimdi insan böyle bir kimliğe büründüğü zaman, böyle bir kimliğe büründüğü zaman ben mesela Enver abilere dikkat ediyordum. İhlası temsil ediyor. Konuşmalarında, hareketlerinde komünist olsun, mason olsun, şarkıcı olsun, türkücü olsun, artist olsun, ne bileyim din görevlisi olsun, iş adamı olsun. Hepsini Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde muamele ediyordu. Hatta Cağaloğlu'nda ki bir tane bir meşhur bir gazeteci vardı. Adam şey, masonik bir herif, ateist. Demiş, bir sefer geldi Enver abilerle bir görüştü, biz oradaydık o zaman. Adam sonra demiş ki ya demiş, Enver Bey'le bir iki sefer daha görüşürsek bizi Müslüman yapacak demiş. Korkmuş yani Müslüman olmaktan adam. Açık açık söylüyor. Korktuğu şeye bak ya. Korktuğu şeye bak. Cehennem boş kalmasın diye adam ya. Burası da dolsun diye, değil mi? Tabii. Şimdi Enver abiyi gören istisnasız herkes. Halit'e konuşamıyor. Yani yakın mesafede Enver abiyi gören. Kadın erkeği. Ya bazen hallerini görüp de Enver abiye aynı şekilde aşık olan da çoktu. Bakıyor diyor ki Müslüman böyle olur. Ömer abiyi görüp yolunu düzelten de çoktu. Evet. Müslüman olan da çoktu. Evet. Dolayısıyla sen din görevlisiysen. Şimdi mesela bazen konuşuyoruz falan da. Sen ilahiyat mezunlarına karşısın. Diyanettekiler yok ya, biz kimseye karşı falan değiliz. Adam profesör olmuş. Ekrana geliyor, konuşuyor. Ayak ayak üstünde bana göre deyip duruyor. Yani şeyde biz çocukken derler, zıkkımın kökü derler, tamam mı? Böyle kızdıkları zaman. Sen kimsin ya? Yani güya ilahiyatta profesörsün. Ben deyip duruyorsun. Ya din aynı şekilde kibri yok etmek için. Bu ilim, din ilimleri bunun için öğrenilir. Sen serapa kibirdesin. Ben diyorsun bir kere. Allah-u Teala bile aynı şekilde büyüklüğünü gün biz ifadesini kullanmış. Kur'an-ı Kerim'de. Biz ifadesini kullanmış. Ben diyor. Bana göre diyor öyle değil. Bana göre şöyle değil. İslam alimleri hiç kabul etmiyor. Mezhep imamlarını kabul etmiyor. Ya bu adamlar beş para etmeyen, ciğeri beş para etmeyen adamlardır. At çöpe gitsin, çöplük bunlar. At çöpe gitsin. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir ömür boyu kitaplara verdiler kendilerini. Yani görüştüleri çok nadir. Hani başlangıçta tamam Kuleli'de, Işıklar Askeri Lisesi'nde, Vefa Lisesi'ne derse gitmişler. O talebeleriyle aynı şekilde görüştüler. Sonra aynı şekilde o yükü Enver abiler aldılar. Yani Enver abi sakal bırakması bilmez miydi? Hüseyin Efendi bilmez miydi? Heh. Nasıl olsa kimseyle ama görüşmüyor. Enver abi o haliyle çok kimsenin hidayetine vesile oldu.
Peki sen sakal bırakarak veya etiketini ön planda tutarak kaç kişinin hidayetine vesile oldun be arkadaşım? Değil mi? Ben o konuda ben diyorum ama yani benim fikrim olduğu için biraz katıyım. Yani şimdi sünnet olan bir şey. Hı. Sakal bırakmak sünnet. Hüseyin İlmi Efendi sünnet olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Burada ben hem onu seviyorum hem de sakal bırakıyorum diyen adamın şöyle bir tavrı sanki söz konusu. Muhalefet ediyor. Yani ben senden daha fazla biliyorum. Bunun ehemmiyetini sünnete anlıyorum. Riayet ediyorum falan. Tabii, aynen öyle. Şeyde de öyle. Bu sakal mevzunda öyle olduğu gibi mesela Saadet'te diye yazmışlar. Hanefi mezhebinde umre sünnettir. Nafile bir ibadettir. Kitaplar okumak, hele bu kitapları dağıtmak cihattır, emr-i maruf sevabıdır. Sen niye gidiyorsun? Mesela bir umre 40 bin liraya mal oluyor biliyor musun? Şu anda. 40 bin liralık kitap alıp dağıtsan ya farz sevabı, cihat sevabı, emr-i maruf sevabı kazanıyorsun. Peki oraya gidiyorsan işte Kabe'de şöyle dua ettim. Acaba senin duan kabul olur mu olmaz mı? Orada Vehhabiler hakim zaten. Birçok şeyi de yaptırmıyorlar. Ve onların yaptıklarını beğenince de Allah-u Teala korusun imanı bile tehlikeye girer ya. Böyle bir durum söz konusu. Enver abi aynı şekilde patır patır gitti mi? Yok. Holding sahibiydi, giremez miydi? İşte hani şimdi diyor ki sen kaç oldu umreye gideli soruyor ya. Ya Enver abi her ay giderdi. Her hafta bile gidebilirdi. İsteseydi. Tamam, isteseydi giderdi. Yani fiili olarak aynı şekilde bunu gösterdiler. Fiili olarak bunu gösterdiler. Sakal mevzunda da öyle. Enver abi sakallı birisi olsaydı İslamiyet'e nasıl saldırırlardı? Değil mi? Ne sen TGRT'yi kurabilirdin, ne Türkiye gazetesini aynı şekilde devreye sokabilirdin, ne de bu kitapları devreye sokabilirdin. Ama bakıyor aynı şekilde. Dolayısıyla şartlara ve zamana göre. Osmanlı döneminde Avrupa'ya göndermiş olduğu o istihbarat elemanları var. Papaz olarak yetiştirip gönderiyordu. Akıncılar var. Papaz olarak yetiştirip gönderiyorlardı. Herkes durmaz ve zamana göre. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ya. Şimdi zamanın silahı medyadır. Televizyondur, radyodur, internettir, kitaptır neyse. Dolayısıyla bunlarla ulaşabilmen için bu şekilde. Mesela komünist de, deist de, ateist de herkes şimdi tıraş olmuyor böyle bırakıyor. Acayip garayip bir şey. Ayıramıyorsun da. Masonu da bırakıyor mesela şimdi. Geç masonu. Herkes sakallı şimdi. Gençler falan aynı şekilde bırakıyorlar. Dolayısıyla alamet farikası değil. O meseleyi iyi anlamalı. Vazife vermişlerdi. O vazife gereği mutlaka öyle olması gerekiyor. Ona da onlar karar verir. Sen karar vermezsin. Kendine göre aynı şekilde şey yaparsan. Efendim ben hacca giderim. Umre'ye de giderim. Para benim değil mi? Tabii. Yüz benim değil mi? Sakalı da bırakırsın. Tabii. Şortla da gezersin arkadaş. Kimse bir şey diyemez yani. Bacaklar da senin. Tabii. Kıllı bacaklar. Kıllı bacaklarını da gösterirsin. Ona da kimse bir şey diyemez. Tercih senin. Ya ittiba edersin veya da reddedersin. Bazen bu red dille olur. Bazen de sizin de söylediğim fiilen olur. Onun için tavır oturman tabii tavırlı olur. Onun için mesela İslam alakında mübarekler olmuşlar ki dua iki şekilde olur. Ya kavli ya fiili. Kavli öyle sözde açıyorsun. Fiili yaparak. Sen yaptığın işlerde hocam diyorsun, rehberim diyorsun, tabi olmuyorsun. O zaman bir sakatlık var demektir. Hocam dinleyicilerimiz kızacaklar ama tamam. Bugün güzel bir şey vardı, onu da söyleyeyim ben. Türkiye Gazetesi'nin hemen köşesinde bugün yayınlamışlar ama sanıyorum Mevlid Kandili'nde. Ben hani sabredemedim, söylüyorum, önceden duyuruyorum. Verecekleri bir kitap var. Mezhep imamları diye. Evet. Çok güzel bir kitap. Onu şimdiden söyleyeyim. Hani abone olanlar, olacak olanlar falan o kitaba sahip olsunlar mutlaka. Yani isterseniz sadece bu ay abone olun ama. Abone olanlara zaten geliyor. Geliyor. Hiç olmazsa sen de bir ay al. Değil mi? Yani. Yani o kitabı kaçırmayın. Çoluk çocuğu çok lazım. Sorup duruyorsunuz çünkü evet, değil mi? Evet. Çoluk çocuğu çok lazım. İnşallah Teala.